Herkese selamlar, saygılar, Sasa polisler ve diğer hisselerimizle tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün BIST bayağı bir hisseleri bayağı derinden sarstı. Bundan iyi etkilenen bir Alfas var, bir de Flap var. Flap'ta gerçekten oyun dönen dolabın haddi hesabı yok. Neyse, Sasa polislerle incelemeye başlayalım. Arkadaşlar şuradaki direnç çizgilerini söylemiştik. Hareketli ortalama olarak 4.52 bölgelerini her zaman test edebilir. 4 yani şu an ikisi de orada olduğu için baktığımızda en fazla 4.58'e kadar tepki vermiş. Ve bugün biraz daha geri çekilme yaşanmış hesap polyester. İşler iyi gitmiyor gibi arkadaşlar. Yani hisseler nasıl desem, BIST yükselse bile hisseler o kadar yükselemiyor. Kalıcılık sağlayamıyor. Tat yok, tuz yok yani. O tarz söyleyeyim. Zaten abi, sağda da görüyorsunuz hisselerin çoğu kırmızı. Yani tekrardan yolumuza devam edersek işte işler iyi giderse 4.52'ye gene bir tepki verme ihtimali fazla olur ama şu anlık bayağı bir geri çekildiğini söylemek diye. Kova Granit hissesi 2.97'ye gelmiş. Yani demiştik 2.99 her zaman görebilir. Tabi biraz daha bugün kötü kapanış yapmış. Yani bunlar normal. Yukarıda arkadaşlar 309 bölgelerini her zaman test edebileceğini tekrardan söyleyeyim. İğnesiyle beraber mesela şu mum bizim için çok önemli. 20 Eylül 2024'te gerçekleşmiş olan mum mesela örnek. Tekrardan yoluna devam ederse gene 309, 314'leri deneyebilir. 314'lerin üstünü tekrar gelirse konuşuruz ama şu anlık bant belli yani. Aşağıda da şu çizgiyi devam ettirirsek tabii 2.78'lere düşme olasılığı da var. MİE teknolojiye baktığımızda 44.5 %1,55'lik geri düşüş var. Yani MİE teknoloji de gerçekten can sıkıyor. Şuradaki mesela iğnesi, şuradaki iğnesi haberler üzerine bir trade dönüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani kötü performansını devam ettiriyor diyebiliriz. Yukarıda hareketli ortalamaya değmemiş ama 4 saatlik de değmiş olabilir. 46.18 bizim için çok önemli. İşler iyi giderse oralara çok rahat diyebileceğini düşünüyorum ben. Burada da güzel bir mum var ama bu mum da mantıken çok da bir şey ifade etmiyor bu kötü görünümün arasında. Yani şuralarda da mesela şey mumu var. Söyleyeyim pin barlardan var. Boğa pin barından. Şurada da mesela oluşmuş ama yani hala piyasa kötü oldukça bu da kötü olmaya devam ediyor. Gesan ben yukarı gitmek istemiyorum diyor resmen. Buradaki verdiği tepkiyi gün be gün almaya devam ediyor. Yukarıları bayağı denemiş aslında bakarsanız 44.26'ları ama kapanışı 42.88 yani çok üzmüş gerçekten yatırımcısını maalesef ki. Ve 43 bölgesinin desteğinde kırıldığını görüyoruz. Ben resmen tekrardan aşağı gideceğim havası yaratıyor Gesan'da. Ama tabii ki de belki burayı da fake olarak algılayıp da tekrardan 43.56'lar ve 44.82'ler denenebilir. Bunu günler gösterecek. Yukarıda bir de 45.95'imiz var. Flop arkadaşlar yani dediğim gibi dönen dolabın, oyunun yazılan, çizilen haddi hesabı yok. Şurada kırmızı bir mumumuz vardı dün. Son saat, son dakikalarda satılan bir mum. Bugün yine son dakikalarda toparlayan bir flap görüyoruz. Yaklaşık nerelere düşürmüşlerdi bunu ya? Ha, iğnesiyle beraber aynen 12'lere kadar düşürmüşlerdi. Kapanışa bak 13.57 yani. Spain hissesi yani. Çok da bir şey söyleyemeyeceğim. İşlem yapanların da ne akla hizmeti yaptıklarını bilmiyorum. Ama hani yatırım tavsiyesi de vermek istemiyorum. Flap gerçekten çok tam seveceği bir hisse yani. Bu tarz hareketlere çok fazla uzun vadeli yatırımcı zaten gelmez. Bunu da zaten dönen dolaplar yapıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani indirdiği yeri görüyorsunuz. Mantıklı bir yere indirmiş. Test etmiş ama yukarıda kalmış. Bakalım yarın ne yapacak? Yarın acaba şöyle 14.46, 14.45'leri deneyebilecek mi? Burada bir önemli bir direncimiz var. Onu geçememiş gibi gözüküyor. Daha önceki çalışmalarımıza bakarsak. Aşağıda da düşebileceği 12.65, 12.70 bölgeleri de var mantıken. Çimsa 36.24, %-3.46. Çimsa'dan beklenmedik bir performans. Yani istemiyorlar, gitmesini istemiyorlar arkadaşlar. Bir gün artı, bir gün eksi, bir gün artı, bir gün eksi. 37.08'in gene aşağısında kapanış yapmışız.
Bu kocaman bir yutan mum olarak kabul edersek artık şu 35-74'lerin ve daha aşağısının altına sarkabileceğinin bir ön yargısı olabilir benim açımdan. Ön yargısı olursa dediğim gibi 33-93, 34-75 diye sıralanıyor yani 35-74, 35,5 bu bölgeler takip edilmeli destek açısından. Cante 1.63 hala satılmaya devam ediyor. İki tane mavi çizik atmıştık. Bu çiziğin bir tanesi 1.8 desteği, bir çizik de 1.71 direnci arkadaşlar. Yani bunun arasında gidip gelir, bunun aşağısında kapanış yaparsa gene zaten görünüm kötü olduğundan kapanış yapar. Borsan 469, %2,4 düşmüş. Sas sinyali kötü zaten şurada devreye girmiş bizim indikatöre göre. Yani diyeceklerim aynı. Burada sizi uyarıyorduk. Şu mumda, şu mumda, 3-4 günlük mumda uyarıyorduk. Sonrasında zaten hep kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bugün de ona devam etmiş. Ve önemli bir noktaya gelmiş aslına bakarsanız. 463,5'lara çok yakınlamışız. Hareketli ortalamaları da ardına ardına kırdığımız için en son hareketli ortalamamız 464,30'dan geçiyor. Bunu dikkate almakta fayda var. Belki buradan bir nebze destek alıp şöyle hatta çizelim bir şey kalsın bizim için. Şöyle veya şöyle bir şeyler yapması beklenir yani şuradan bir tepki vermesi beklenir. Ha, bu tepki nereye kadar gelir bilmiyoruz. Bakacağız. Şunu da silelim. Bu tepki ya yukarı ya da şu gri bölgede dalgalandıracaklar gibi gözüküyor. Yani gelir mi o da muhakkak belli değil ama biz bir çizim yapalım dedim. Astro Enerji evet bugün o da iğnesiyle beraber bayağı yukarıları denemiş. Yani bayağı denemez aslında. Yani 82-75'ten 80'e düşmüş. Günün en kötüsünde kapatmış. Hareketli ortalamalara baktığımızda destek almaya doğru gitmiş arkadaşlar. Ama hareketli ortalamayı da ihlal etmiş tabii. 80,19'dan geçiyor hareketli ortalama. Tersin hareketler gelirse gene bu iğnenin başlangıcı olarak 82,94'e ya da kırmızı kutucu diye tabir ettiğimiz 85 bölgelerine kadar atak gelebileceğini düşünüyorum ben. Bugün bayağı bir satış tabii çoğu hissede oldu. Alfa Son Enerji artı 1,97. Yukarıları denemiş 55-75 bölgelerine ama 54-35'te kapanış yapmış. Net bir tavır sergileyemiyor hala. Tabii ki de ilk önce 55-42'nin üzerinde kapanışı yapmak, sonrasında şuraları denemek bizim isteğimiz olurdu ama ilk önce 55-42'nin üzerinde kapanış yapması bizim için çok kritik arkadaşlar. Yoksa hala hareketli ortamlar. Ben aşağı yönlü gideceğim. Ben en fazla sana bir direnç olarak görev yaratırım diyor. Ya burada da gördüğünüz gibi direnç olarak 56'ların üzerinde kapanış yapmış ama zaten öbürsü gün almış yani bütün her şeyin karını almış. Yani yapacak bir şey yok. Kötü görünüm devam ediyor Alfa Solar Enerji'de. 55-42'ye dikkat edelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.